Merhabalar, yeni eğitim serimize hoş geldiniz. Bu eğitim serimizde sizlere KODOG eğitim sistemini tanıtacağız. Küçük yaştan başlayıp öğretmenler de dahil olmak üzere yararlanabileceğimiz, kendimizi geliştirebileceğimiz geniş bir yelpazeye sahiptir KODOG. Kodlama eğitimine başlamak için en doğru ve temel program diyebiliriz aslında. Peki işte kodlama diyoruz. Algoritma diyoruz. Nedir bunlar? Bunlardan kısaca bir bahsedelim. Algoritma bir sorun çözmek ya da bir amaca ulaşmak için tasarlanan yol, takip edilen işlem basamağı diyebiliriz aslında. Kodlama ise diğer adıyla programlama da diyebiliriz. Belirli şartlara ve düzene göre yapılması öngörülen işlemlerin bütünü diyebiliriz. Peki kodlama eğitiminin çocuklara katkıları neler? Onlardan bahsedelim. Kodlama eğitimiyle çocuklar aslında ne düşüneceklerini değil, nasıl düşüneceklerini öğreniyorlar. Bu nedenle çocukken programlama öğrenenler hem kodlamaya hem de hayata daha çözüm odaklı yaklaşabilirler. Sisteme bir giriş yapalım isterseniz. Aşamaları birlikte görelim sizlerle. İlk önce Studio KODOG yazıyoruz ve karşımıza böyle bir sayfa açılıyor. Peki bu sayfada neler var? İlk önce bir görelim. Bunun tanıtımını yapalım. Girişi ondan sonra sizlerle yapalım. Şimdi KODOG'da dediğimiz gibi küçük yaş grubundan başlayıp eğitici eğitimlerine kadar bir sürü önümüzde seçeneğimiz var. Bizim şu an başlayacağımız başlangıç videolarımızdan bir tanesi kurs 1 olacak. Çocuklara yönelik, hatta anaokuluyla birlikte başlayacağız. Kurs 1'de 4-6 yaş arası çocukların eğitimini içeren bir kurs programı var. Okuma yazma bilmeyen çocuklarımız için hazırlanan bir kurs programı. Peki bunun içeriğinde neler var? Bundan birazcık bahsedelim sizlere. Bunun içeriğinde işte ilk önce çocuğun mouse'a, fareye daha doğrusu alışabilmesi için bir yapboz, 12 derslik bir yapbozla başlıyoruz. Onun sonrasında basit kodlama dersleriyle, daha doğrusu yönergeler, kodlardan ziyade yönerge de diyebiliriz bunlara. Bakın yön oklarını görüyorsunuz. Yön oklarını kod şeklinde, kod bloğu şeklinde görselleştirip çocuklarımızın kahramanın hedefe nasıl ulaşacağını oklarla göstererek hedefe ulaşması bekleniyor. Şöyle hemen tekrar ana sayfamıza geliyoruz. Daha sonra kurs 2 var. Kurs 2 6 yaş ve üstü, yani okuma becerisi gerektiren bir kurs. Burada tabii kurs 1'de gösterilen ok, kurs 2'de daha da değişiyor. İlerle ve sağ sola dön seçenekleriyle zenginleştiriliyor. Kurs 3 ve kurs 4 bunun daha da geliştirilmişi. Peki biz kodu nasıl yapacağız? Çocuklara kodu nasıl sınıflandıracağız? Normalde kurs 1, kurs 2, kurs 3, kurs 4 evet güzeldir. Ama kurs 1'e girdiğimizde kurs 1'i Angry Birds, işte arı ve sanatçı ile bitiriyoruz. Belli bir zaman sonra küçük yaş grubu bunu yaparken sıkılabiliyor. Peki bunu daha da çeşitlendirebileceğimiz farklı bir kurs seçeneğimiz var mı? Evet var. Aşağıya iniyoruz. 4-11 yaş bölümüne tıklıyoruz. İçine girdikten sonra bakın aşağıda kurs A, kurs B, kurs C, kurs D, kurs E ve kurs F var. İşte kurs A kindergarten, anaokulu, birinci sınıf, kurs B, kurs C ikinci sınıf, kurs D 3, kurs E 4, kurs F 5. Peki biz neden kurs 1'i yapmıyoruz, oradan başlamıyoruz da kurs A'dan başlıyoruz? Çünkü kurs A'da sadece belli başlı karakterler değil de farklı temalarla zenginleştirilmiş bir program. Farklı temalar çocukların dikkatini daha çekeceği için başlangıç olarak kurs A ile başlamak özellikle küçük yaş grubu için çok uygun. O yüzden kurs A'yı seçmemiz bizim için, daha doğrusu çocuğumuz için
daha iyi olacaktır. Peki biz sisteme girişi nasıl yapıyoruz? Sağ tarafta, sisteme girişi göstermeden ilk önce size şu bölümden de bahsedeyim. Ondan bahsetmeden geçmeyelim. Şimdi evet, kurs 1, kurs 2, kurs 3, kurs 4'ten bahsettik. Burada da bağımsız derslerimiz var. Algoritmayı sadece bilgisayarda değil, aslında hayatımızda da an be an, her an yapıyoruz, uyguluyoruz bunu. Burada da algoritmayı yine şu şekilde dijital vatandaşlık ne olduğunu, işte çeşitli bağımsız algoritma etkinlikleri, kodlama etkinliklerinin bulunduğu geniş bir yelpaze var. Yaş grubuna göre buradan tek tek bunları izleyip bizlere, çocuklarımıza uygun olanları evimizdeki imkanlarla deneyip yapabiliriz. Onun haricinde saat kodu. Saat kodu da saatlik kodlar. Bir saat içinde yapacağımız kodlar, değişik kodlar, farklı temalar, dans partileri var, Minecraft ki bayılır çocuklar Minecraft'ta. Karlar Ülkesi klasik labirent şeklinde çocukların zevkine ve isteğine göre yapabileceğiniz çeşitli etkinlikler. Hani standart koddan sıkıldığında hadi Karlar Ülkesi yapalım, hadi Minecraft yapalım diyebiliriz. Tabii Minecraft ve Karlar Ülkesi tarzı kod saatleri anaokulu öğrencisi eğer düşünüyorsak onlar için uygun değil. Çünkü okuma yazma gerektiriyor. Şimdi sizlerle birlikte Codeork'a bir giriş yapalım. Hemen yazıyorum. Code.org diyorum. Giriş yaptım. Evet, sayfam açıldı. Sağdaki giriş yap butonuna tıklıyorum. Sağ ve sol tarafta giriş seçeneklerimiz var. Ben mail ile bir hesap oluşturmuştum. Şuraya tıklıyorsunuz kayıt olmak için. E-postanızı, parolanızı ve şifre doğrulamayı giriyorsunuz. Ve kayıt oluyorsunuz. Giriş yap dedikten sonra, şimdi e-posta ve parolayla giriş daha çok yetişkinler için önerilen bir giriş seçeneği. Peki küçük yaş çocukları için nasıl bir giriş oluşturabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Kendi ailemizle, ailemiz içerisinde veya sınıfta bir bölüm oluşturabiliriz. Öğrencilerden oluşan bir bölüm. Onu nasıl yapacağız? Yeni bir sınıf bölümü ekle seçeneğinden bölüm oluştura tıklıyoruz. Bizim öğrencilerimizi nasıl eklemek istediğimizin burada 3 ayrı seçeneği var. Öğrencinizin yaş grubuna göre ya da çocuğunuzun yaş grubuna göre bu değişiyor. Resimle oturum açma, okuma becerisi olmayan çocuklar için, okumayı öğrenmemiş çocuklar için. Kelime işlemci ile oturum açma 9-12 yaş, okuma becerisi olan çocuklar için ve 13 yaş üzeri için de kişisel oturum açma öneriliyor. Resimle oturum açmaya tıklayalım. Buraya sınıfımızın ismini yazalım. Mesela Mucitler dedim. Sınıf anaokuluna hitap edeceğiz ilk eğitim, ikinci eğitim videomuzda. O yüzden Kindergarten'ı seçiyorum. Yani anaokulunu seçiyorum. Buradan da kurs seçiyorum. Kurslardan bahsetmiştik. Kurs A anaokuluna özel yapılmış bir kurs etkinliği. Kurs A'yı seçiyorum. Daha sonrasında buradan kaydede tıklıyorum. Ve benim Mucitler bölümüm burada açılıyor. Şu şekilde. Mucitler, Kindergarten, Kurs A ve kişisel oturum bilgim. Buraya daha sonra değineceğiz. Sınıfımı oluşturdum ama içine öğrenci eklemem gerekiyor tabii. Öğrenci ekle'ye tıkladım. Evet. Şimdi buraya bir öğrenci ismi yazalım. Ömer diyelim. Yaşı 5 diyelim. Cinsiyet dedim.
Ekle dedikten sonra bakın Ömer burada çıktı. Daha sonra Hamza diyorum. Yine yaşı seçiyorum. Atıyorum 6 dedim. Onu da ekledim. Hadi bir de Elif diyelim. Onu da 6 yaş dedim. Ve ekledim. Şimdi resimle oturum açma şu şekilde oldu. Nasıl olduğunu anlatayım size. Elif de, Elif'in gizli şifresi kelime değil de okuma bilmediği için resim oldu. Hamza'nınki de aynı şekilde, Ömer'inki de aynı şekilde. Şimdi bu bilgilerin oluştuğu bir kart olursa bizim için daha kolay olur mu? Evet, tabii ki de olur. Şöyle yapabiliriz. Bakın, öğrencinizin alt kısımda öğrencinizin kullanıcı giriş bilgilerinin bulunduğu kartlar yazdırın diyor. Sağ tıklayıp yeni sekmede açarsak bunu öğrencilerimizle ilgili kod orka giriş kart bilgileri gösterilecektir. Açıldığı zaman sayfa hemen evet yönlendirecek bizi. Evet. Bakın. İşte burada mesela şöyle gelelim. Mucitlerde evet. Kartlarımız Ömer, Elif ve Hamza olarak. Biz zaten 3 tane öğrenci eklemiştik sınıfımıza. Hamza olarak giriş bilgileri var. Linkimiz var. Buraya tıklayıp direkt sınıfı sağ klik yapalım hatta. Bağlantıyı yeni sekmede aç diyelim. Bakın girdiğimizde direkt sınıf açılacak. Açıldığında göstereceğim size. Veyahut da bir giriş seçeneği daha var. Bakın burada sınıf direkt açıldı. Ama bunu eğer oldu ki yapmadık, işte o imkanımız olmadı, biz normal klasik giriş yapmak istiyoruz. Onu nasıl yapacağız? Hemen geldim buraya Codorka. Kendi sayfamdan çıkıyorum. Bir öğrenci girişi yapacağım. Çıktım. Tekrar giriş yap dedim. Bu sefer kendi hesabımdan değil de öğrenci hesabından giriş yapacağım. Yani sol taraftaki giriş bölümünü değil de sağ taraftaki giriş bölümünü kullanacağım. Burada benden 6 harfli bölüm kodunuzu girin diyor. Geldim kartlara. Bakın 6 haneli bölüm kodumuz bizim şu. Kopyala yapıştır da yapabilirsiniz. Elle de yazabilirsiniz. Yazdım. Daha sonra Go'ya tıkladım. Go'ya tıkladığım an bakın benim bölümüm açıldı, sınıfım açıldı. Ben kimim? Elif olayım mesela. Elif'e tıkladım. Elif'in burada gizli resmini bulmaya çalışacağım. Peki Elif'in gizli resmi neydi? Elif'in gizli resmi burada zombiymiş. Geldim buraya. Şuradan zombiyi seçtim. Giriş yap'a tıkladım. Şu an Elif'e atadığım kurs A kodlama sayfası açıldı. Birden başlıyor. Bakın 12 bölümden oluşan bir kodlama kurum var benim artık. Evet, burada bitirelim. Eğitim serimizin devamında ikinci videomuzda kurs A'dan yavaş yavaş artık kodlamaya başlayalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.